Efendim başladık bültenimize Ege bölgesinin önemli turizm merkezlerinden. Aydın'ın Didim ilçesinde Ramazan bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Oldukça yoğun geçiyor. Oldukça yoğun dedim. Turistik ilçedeki oteller okulların tatile girmesiyle ve Ramazan bayramı dolayısıyla %100 doluluk oranına ulaştı. Aydın'ın turizmdeki cennet köşelerinden Didim, uzun sahili, iklimi, antik kentleri ve koyları, canlı sosyal yaşamıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Bu yıl daha hareketli bir dönem bekleyen Didimli turizmcinin yüzü, okulların kapanması ve ardından gelen Ramazan bayramı ile oluşan yoğunluktan dolayı erken güldü. Bayram tatilinde Didim'deki oteller dolarken esnafın ve otellerin yüzü bayram tatiline fırsat bilen yerli turistle güldü. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü ilçede Altınkum plajını dolduran tatilciler denize girerek serinliyor. Bayramı Didim'de geçirmek isteyenler trafikte de yoğunluğa neden oldu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve trafik ekipleri, ilçe girişleri başta olmak üzere araç geçişlerinin yoğun yaşandığı bölgelerde vatandaşların rahatı ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Turizmcinin 2018 yılına umutlu girdiğini söyleyen Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden dolayı oldukça yoğun bir sezon geçirmeyi umduklarını söyledi. Cengiz, seçimlerin ardından Didim'de boş yatak bulunamayacağını anlattı. Efendim Didim'den devam ediyoruz yine. Didim protokolü Ramazan bayramı dolayısıyla Mendros köy sofrasında düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşmaya katılanlara ikramlarda bulundu. Didim'de Ramazan bayramı dolayısıyla bayramlaşma gerçekleştirildi. Mendros köy sofrasında düzenlenen bayramlaşmaya Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, ilçe garnizon komutanı Albay Çetin Gülseven, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Bayram tebriklerinin ardından ikramlarda bulunuldu. Törende tüm herkesin Ramazan bayramını kutlayan Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, bir ay süren 11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktıklarını söyledi. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat diliyorum. Hepinize esenlikler diliyorum. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Didim protokolü buradaki bayramlaşma sonrası Didim Huzurevi ile Akbük Huzurevi'ni ziyaret etti. Ziyarete katılan Kaymakam Türköz, Garnizon Komutanı Gülseven ve Belediye Başkanı Atabay, Huzurevi sakinlerinin Ramazan bayramını kutladı. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı bir hayat diliyorum. Efendim Ramazan bayramının ilk günü malum tüm Türkiye'de yoğun bir şekilde kutlanıyor coşkuyla. Fakat Didim, daha doğrusu Ege bölgesinde ve Ege ve Akdeniz bölgesinde turizm merkezleri, özellikle deniz turizminin olduğu merkezler çok daha kalabalık. Şimdi Didim'e gideceğiz. Didim hakikaten %100 doluluk oranıyla bu bayramı çok dolu dolu geçiriyor. Didim'de Ediz Verdoğan'la bağlanacağız şimdi. Ediz'in bir de konuğu var değerli izleyenler. Didim'de Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz ile birlikte Didim'deki atmosferi bizlerle paylaşacak. Şimdi Ediz'e gidiyoruz. Didim'den tüm izleyenlere merhabalar diyoruz Yıldıray Yener. 11 ayın sultanı Ramazan ayı, bir aylık Ramazan ayı geride kaldı bugün. Ve sabah 6.30'da bayram namazının kılınmasıyla ve ardından Didim'de ilçe protokolünün katılımıyla bir resmi bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bir aylık Ramazan ayının sonrasında Didim'de oldukça bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle yerli tatilcilerin akınına uğrayan Didim de şu anda Altınkum plajında bulunuyoruz. Yanımda Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz canlı yayın konuğumuz ve hemen kendisine dönmek istiyorum. Didim'deki hem Ramazan bayramı tatilindeki otellerin doluluk oranını hem de önümüzdeki haftalarda
özellikle seçim sonrasında yaşanan Didim'deki turizm beklentilerini konuşacağız. Hemen kendisine dönelim. Merhabalar Tayyar Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Ramazan bayramı bir 3 günlük bir tatil ama oldukça dolu bir kalabalık var Didim'de. Altıkum plajı da arkamızda görmüş olduğunuz gibi oldukça kalabalık. Neler söylersiniz? Şimdi son günlerin popüler söylemi vari bir şey söyleyelim. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Görüyorsunuz, çok fazla bir şey anlatmaya da gerek yok. Didim'imiz dolu. Bu doluluk doğaldır. Yani Türkiye'nin en temiz denizinin, en güzel plajlarının, tarihinin, doğasının, kültürünün, her şeyin çok iyi olduğu bir ortamdaysanız mutlaka burası bunun karşılığını size verecektir. Didim de şu anda bunun karşılığını veriyor. Umuyorum bu kalabalık bütün esnafımıza faydası olacaktır. Otelcilerin, otel işletmelerinin, konaklama sektörünün şu anda dolu olduğunu biliyoruz. Hepsi yaklaşık %90-95 doluluklarla geçiriyorlar bu süreci, bayram sürecini. Yakın çevrelerden gelen insanların otelleri doldurduğunu biliyoruz. İnşallah bu doluluk esnafımıza da bir katkı verecektir.